Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, altılı masa ile ilgili söylemlere karşılık verdi ve 13. Cumhurbaşkanının altılı masadan çıkacağını deklare etti. Ne demek Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal bu masada ne arıyor demek? Sen kimsin? Senin ne özelliğin var, ne meziyetin var? Demokrat Parti'nin 400 bin üyesi var. Saadet Partisi'nin 300 bin aşkın üyesi var. Deva Partisi, Gelecek Partisi ile beraber 1 milyon üyesi var bu 4 partinin. 1 milyon üyesi var. Bu memlekette 0,5'lık partilere ihtiyaç duyulurken kendine yazar diyen, akademisyen diyen, araştırmacı diyen çıkmış utanmadan CHP ile İYİ Parti yeter, kimseye gerek yokmuş. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz biz biliyoruz. Bu masayı dağıtmak istiyorsunuz. Bu masayı dağıtma görevi verildi size. Bu masayı dağıtın diye birileri tarafından satın alındınız. Ama ne yaparsanız yapın şunu bilin. Değerli dostlar, değerli seyredenler, siz de bilin. Bu altılı masayı kimse dağıtamayacak. Bu altılı masayı dağıtan biri olursa bedelini ağır öder. Millet bu ittifaktan umutlu. Millet bu ittifaka güvendi. Millet bu ittifakın kazanmasını istiyor. Bu millet bu ittifakın başarılı olması için dua ediyor. Dolayısıyla hiç kimsenin bu altılı masayı dağıtmaya ne hakkı var ne de haddi var. Dolayısıyla altılı masa dağılmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayı bu altılı masadan çıkacaktır. Herkes buna emin olsun, müstehi olsun. Cumhurbaşkanı adayı kim olacaktır? Cumhurbaşkanı adayı külliyede oturmayıp Çankaya Köşkü'nde oturmayı kompleksiz şekilde kabul eden bir insan olacaktır. Cumhurbaşkanı ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birleştiren, bütünleştiren bir insan olacaktır. Her şeyden önemlisi 13. Cumhurbaşkanı çalmayan, çaldırtmayan bir cumhurbaşkanı olacaktır. Onun için değerli dostlar, altılı masaya da güvenmenizi istiyoruz.